Gel. Onur, müsait misin? Müsaitim, gel. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Seni dinliyorum. Yani söze nasıl başlamam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Sana her zaman dürüst oldum. Şimdi olacağım. Sen benim için hep değerliydin. Seni hep gerçekten çok sevdim. Senden vazgeçmek gerçekten çok zor oldu. Perinsu, bunları artık konuşmasak. Ben evliyim, biliyorsun. Biliyorum. Müsaade et, sözüme devam edeyim. Ama şimdi gerçekten iyiyim. Ben seni çok iyi tanıyorum. Vicdanını rahat ettirebilirsin. Beni düşünme. Çünkü ben gerçekten çok iyiyim. Kendime yepyeni bir sayfa açtım. Ne konuşuyor bunlar ya? Başkasından duy istemedim. Benden duy istedim. Benim hayatımda biri var. Beni gerçekten çok seven, bana değer veren biri. Senin adına sevindim. Teşekkür ederim. Umarım bu sefer mutlu olurum. Umarım. Sen gerçekten mutluluğu hak ediyorsun. Teşekkür ederim. Ah Onur, sana vermem gereken bir şey var. Aslında bunu sana çok önceden vermem gerekiyordu ama hiçbir zaman cesaret edemedim. Ne yapıyorlar ya? Yeni hayatında çok mutlu ol. Sana da. Hop! Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyormuşum ben ya? Ya Onur, artık evlisen farkında mısın? Bir bunu fark eder misin artık? Uzak dur Onur'dan. Yani Filizciğim, minik kuşum. Ben aslında uzak durmayı başarmıştım. Ama sen bana o kadar güzel bir akıl verdin ki o küçücük aklınla. Ben de aşkımın peşinden koşmaya karar verdim. Ne diyorsun sen be? Sen yanlış anlamışsın, yanlış anlamışsın. Ben dedim ki Onur'dan ayrı kalacaksın, aşk acısı çekeceksin. Sen anlamamışsın, yanlış anlamışsın yani. Şimdi insan birine aşıkken ondan uzak durabilir mi? Duramaz. Mesela sen Erol'dan uzak durabilir misin? Duramıyorsun. Erol senden uzak durabiliyor mu? Ay, bu soru kalıbı olmadı çünkü Erol senden uzak durabiliyor. Ay neyse, konuyu dağıtmayayım. Yani kısacası ben de aşkımın peşinden koşmaya karar verdim. Bunun için de sana çok teşekkür ederim Filizciğim. Hadi görüşürüz. Minik kuş. Ne yaptım ben ya? Aşkım, film izler miyiz ya? Ya hiç film modunda değilim. Ben kitap okuyacağım. O zaman ben bir kış çayı yapayım diyordum. İster misin? Yok, sağ ol. Peki başka bir şey içer misin? Hayır, istemiyorum. Yok, çok kızdın bana. Resmen çok güzel giden bir şeyi mahvettin. Tebrik ediyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Hı. Ay, efendim Lale. Abla, çok kötü bir şey oldu. Değil mi? Ay Lale, annem de bir şeylerden bahsetti ama anlamadım. Ne yaptın ablacığım? Ben yine Onur'a yakalandım. Ne? Ay nasıl? Ne yaptın? Ben kutunun içinde ne var diye merak ediyordum ya. Yıldız Hanım'ın odasına girdim. Ay Lale, inanamıyorum sana şu an ya. Bari ne varmış kutunun içinde, görebildin mi? Vazo. Vazo varmış. Kutunun içinde vazo varmış. Demek ki kutular birbirine benziyordu. Karıştı herhalde, anlamadım. Abla, ben vazoyu kırdım bir de. 60 bin liraymış, antikaymış o.
Ay vallahi şu anda şoktayım. Ay gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Pes yani Lale. Ama bir şey söylemek zorundasın. Yüzüme bile bakmıyor, doğru düzgün benimle konuşmuyor. Bana yardım edeceksin. Tamam. E haklı çocuk yani. Ben sana demedim mi o kutudan uzak dur diye, kurcalama diye. Ama şu an bana hiç yardımcı olmuyorsun. Ne yapacağım ben? Ne yap biliyor musun ablacığım? Al karşına Onur'u, konuş. Tamam mı? Evde bir fotoğraf bulduğunu, arkasında bir şeylerin yazdığını, bunun üzerine şüphelendiğini, çiftlik evine gittiğimi söyle. Tamam mı? Böyle her şeyi anlat. Orada da bir kutu bulduğunu söyle. Şeydi değil mi? Az kalsın sana da yakalanıyorduk değil mi? Saçmalama, söyleyemem. Lale, bak her şeyi anlatmadığın sürece ablacığım her şey çok daha kötü olacak. Yani yaptıklarının dışarıdan nasıl gözüktüğünün farkında mısın sen ya? Ha? Yani Onur seni böyle bir paranoyak falan zannedecek ya. Ya, haklısın abla ya. Evet, her şeyi anlatacağım Onur'a. Alacağım, karşıma konuşacağım. Tamam, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Tamam, tamam babacığım. Hadi, iyi geceler, hadi. Of Lale ya, of. 2 saniyede gaza geliyorsun. Hadi git konuş bakalım kolaysa. Git konuş. Konuş. Konuşabiliyorsan konuş. Uyuyakalmış tabii. 1 saat telefonda konuşursam. Ya nasıl konuşacağım ben şimdi? Uyandırsam? Yok daha neler. Of Lale of. Tesadüf mü? Lüksetti aşk ellerimde. Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Kısa bir süreymiş. Orasını göreceğiz Lale Hanım. Annesi birini ayarlamış. Ayrıca bakalım sizin o ayarladıklarınız bu evde kalabiliyor mu? Bunlar daha Şerife'yi tanımıyor. Zannedilenden de ciddi galiba. Bu evden bana çok iş çıkar demek oluyor. Ay gelsin altınlar, paracıklar. Günaydın hayatım. Günaydın. Benim canım çok bir şey istemiyor ya. Ben sadece bir kahve içeceğim. Onur, dün akşam... Ben sana olup biteni anlatacaktım ama sen çok gergindin ya. O yüzden konuşamadım seninle. Sonra cesaretimi topladım. Sen de uyumuşsun. Lale, ben seni anlamak istiyorum. Ama gerçekten anlaşılması güç şeyler yaşatıyorsun bana. Tamam. Haklı olabilirsin. Ama ben sana her şeyi en baştan anlatacağım. Ne yaşadıysam, ne hissettiysem anlatacağım. Hatta belki bana hak bile vereceksin, biliyor musun? Evde biri mi var? Şerife, annen göndermiş. Günaydın Onur Bey, bir arzunuz var mı? Günaydın Şerife, sağ ol, yok. Efendim Erol. Kuzuş, nerelerdesin? Evdeyim, hayırdır? Şey için aradım ya, diyorum ki bu sunumdan önce toplansak sen, ben, Pelin, Su. Hı? Bir toplantı yapsak. Hayret. Sen böyle şeyleri düşünür müydün? Gözlerim yaşardı. Biz de belli bir yaşa geldik tabii bir yerde. Mesleki bir tecrübemiz de oldu. Olgunlaştık diyelim ha. Hadi bak bekliyorum, geç kalma. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Tamam.
Şimdi güzelce toplantımızı yapıyoruz. Ondan sonra ben bir yemek organizasyonu ayarlıyorum ve size ekiyorum. Sonrası zaten senin ellerinde. Orasını da bana bırakacaksın Erol'cum. Orasından çok eminim. Derya'cığım konuşmaya sonra devam edelim mi? Ya ama bak Onur, ben böyle çok huzursuzum. Bir an önce konuşmak istiyorum. Beni dinlemeni istiyorum. Akşam baş başa konuşuruz. Tamam mı? Zaten huzursuz da olma. Yani sen beni anlayacaksın, hatta hak vereceksin dedin ya. O bile benim içimi rahatlattı. Tamam. Çıkalım o zaman beraber. Hastaneden organizasyonla ilgili mail gelmiş de ben bir hastaneye uğrayacağım. Oradan da dükkana giderim. Anlaştık. Şerife biz çıkıyoruz. Ah, çıkıyor musunuz Onur Bey? Hadi. Tamam. Hadi sana kolay gelsin. Ben bir üstümü değiştireyim. Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Kahvaltı bile yapmadılar. Çatlattın beni meraktan. Anlatsana Allah aşkına neler oluyor Şerife. Yıldız Hanım, durum sanılandan da ciddi buralarda. Onur Bey dün gece koltukta uyumuş ayol. Ne? Koltukta mı geçirmiş? O kız benim oğlumu koltukta mı yatırmış? Hem de suçlu kendisiyken. Neler duydun, neler öğrendin? Hemen anlat, anlat. Anlat, dinliyorum. Seni dinliyorum Lale'cim. Şimdi ben her şeyi baştan sona anlatmak istiyorum sana. Yani bu nasıl başladı? Merakla bekliyorum yani. Çünkü son zamanlarda yaptığın şeyler hiç akıl alır gibi değil. Bir diyorum ki hormoneldir. Hamilelikten dolayı kıskanıyor falan diyorum. Bir hoşuma da gidiyor. Gitmiyor değil. Sonra güvensiz gibi davranıyorsun. O da benim canımı sıkıyor Lale. Yok, ben sana güveniyorum. Sıkıntım o değil. Biz şimdi balayından döndük ya. Ondan sonra ben evde bir tane fotoğraf buldum. O fotoğrafta sen varsın. Bir de balayı yaptığımız otel. Yani onun önündesin, poz vermişsin. Arkasında da bir tane not yazıyor. Buraların sensiz hiç tadı yok. Özleniyorsun, bitter çileğim benim diye bir not var. Ben de bitter çileğin peşine düştüm. Kıskandım çünkü Onur. Lale'cim benim öyle bir fotoğrafımın olması imkansız. Yani vardır illaki öyle bir fotoğraf da orada çekilmiş. Bu söylediğin şeyi ilk defa duyuyorum ben. Öyle bir yazıyı yani. Gerçekten mi ya? Evet Lale, gerçekten. Nerede fotoğraf? Bir saniye. Fotoğraf yıllar önce çekilmiş. Fotoğraf. Zaten bu yazı benim değil Lale'cim. Bu benim el yazım değil. Yani belli ki yeni yazılmış bu. Üzerine oynanmış yani. Tık. Yani bizim evde bunun ne işi var? Ben onu anlamadım ki. Onur, sen ciddi misin? Ciddiyim Lale, ciddiyim. Yani şu an sinirliyim, şaşkınım yani. Bu ne saçma sapan bir şey ya. Ben anlam veremiyorum yani. Yani bizden başka hiç kimse girmedi eve. Kim koyacak ki onu? Şerife geldi. De Şerife niye yapsın böyle bir şey? Sen bunu nerede buldun? Bizim yatak odasında giyinme odası var ya. Oradan ben eşya alıyordum. Onunla beraber düştü yere. Senin eski evinden gelmiş olabilir diye düşündüm ama oraları da biz yerleştirdik. Görmüş olurduk herhalde. Demek ki biz oteldeyken geldi koydu biri. Yani bunu ya yengem yaptı ya Erol yaptı yani. Başka kim yapacak ki? Bence de yani olabilir. Çünkü yengenler başından beri zaten beraber olmamızı istemiyor. Sebebini anlamadım ama hissediyorum, istemiyorlar yani. Şimdi balayında mutsuzdun. Erken döndük. Bir fotoğrafı gördüm. Bir de balayında orada bitter çilek falan yiyince iyice sinir oldum yani. Kim dedim bu bitterli çilek? Lale'cim ben o bitterli çileği sipariş etmedim odaya. Yani bize orada da bir oyun oynandı. Ben de sana bir şey söyleyemedim. O an keyfimiz kaçmasın diye. İtiraf ediyorum.
Zaten yangın falan da çıkmadı şantiyede. Yani bu olaylar üst üste geldikçe ben gerildim. Daha fazla tadımız kaçmasın diye ayrılmak istedim otelden. Ben tahmin ettim. Yani Filiz kavga edip döndüğümüzü düşünmüş. Oradan. Yok, o düşünmemiştir. Düşünmemiştir. Erol düşündürtmüştür ona. Geldi zaten beni darladı. Ay siz kavga mı ettiniz balayında, başka niye döndür falan filan. Yani ben hiçbir şey söylemedim tabii. Bunları da anlatmadım da. Böyle kafasına göre konuşmuş işte Filiz'e yine. İleri geri. Keşke başından beri her şeyi birbirimize anlatsaydık. O zaman böyle her şey sarpa sarmayacaktı. Yani. Lütfen bana inan, tamam mı? Bana her zaman inan. Ben geçmişimi düşünmüyorum bile. Benim için sadece sen varsın. Bunu böyle bil. Ben seninle, Emir'le beraber yeni tertemiz bir sayfa açtım. Başka bir şey düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama benim hatam ne oldu biliyor musun? Yani bu fotoğrafı bulduğum birçok şey tek başıma çözmeye çalıştım. Benim tek hatam bu. Yani şimdi tek başına da sayılmaz. Ablanın yaptıklarını da hiç saymayalım değil mi? Hı? İşbirlikçi. Ya merak ediyorum, sen ne yapıyordun benim odamda? Ne arıyordun Allah aşkına söyle. Kutuyu. Hangi kutuyu? Yani hani birbirimize doğruları söyleyecektik ya. Birbirimizle hemen paylaşacaktık ya. Senin çiftlik evinden alıp götürdüğün kutuyu. Yani içinden özel şeyler çıkacaktı ben emindim ama sen gelince tam bakamadım da saklandım. Şu an sinirden gülüyorum yani. Çok kızdın değil mi bana? Vallahi çok kızdın. Keşke gelip her şeyi anlatsaydım sana. Vazo da zaten o yüzden kırıldı. Ben o kutuyu o kutu sandım. Sen şimdi kutu nerede merak ediyorsundur değil mi? İçin içini yiyordur hala. Ya şimdi bize böyle işte yok mektuptu, yok bilmem neydi işte çilekti falan da filan da diye saçma sapan oyunlar oynanınca ben dedim ki yani biri herhalde kutuyu buldu. Oradaki bilgilerle bir şeyler yapıyor falan. Aklıma geldi kutunun olduğu. Çiftlik evine gittim ben de zaten. Görmüşsün. Aldım onu. İçindekilerin hepsini yaktım. Yandı bitti kül oldu diyorsun yani. Yani. Bak Lale'cim sana tekrar söylüyorum. Benim o otelde huzursuz olma sebebim asla geçmişim değil, asla eski ilişkim değil. Tamamen orada yaşadığım olaylar yani işte o bitterli çilek mevzusu. Ondan sonra işte daha önce yazılan bir mektup, kimliği belirsiz. Yani bunların daha fazla uzamasından korktum işin açığı. Daha fazla gerilmek de istemedim. Bize oyunlar oynanmasına zemin hazırlamak istemedim yani. O yüzden de şöyle bir şey söyledim sana. Döndük yani. Leyla. Sen benim çocuğumun annesisin. Sen benim canımsın. Bunu hiç kimse bozmayacak, tamam mı? Hiç kimse bozamayacak. Hiç kimse değiştiremeyecek. Kaçsın da önce beni bulur yani öyle bir şey olduğunda. Tabii şimdi bunları kim yapıyor, bu oyunları kim oynuyor? Onu da bulacağım. Sen merak etme. Tamam mı? Ama sen de bundan sonra herhangi bir şey olduğunda bana hemen söyleyeceksin. Anlaştık. Tamam. Söz veriyorum, artık gizli saklı hiçbir şey yok. Ay vallahi böyle konuştuk ya, içim rahatladı benim. Artık benim de içim rahatladı. Yani yoksa senin gerçekten paranoyak olduğunu düşünmeye başlıyordum tam. Onur Saran sayende aşkından deli oldum. Thank you.
Ay. Yok işte yok. Tamam kesin buldular. Kavga ettiler, araları bozuldu. Moraller de o yüzden bozuk. Benden de şüphelendiler tabii, o yüzden bana da bir garip davrandılar. Haksız da sayılmazlar şimdi. Betül'e bağlanayım. Alo. Günaydın Betül Hanımcığım. Günaydın. Aile fertlerinin yanınızda olduğunu biliyor, konuyu kısa kesiyorum. Onur Bey'in de Lale Hanım'ın da suratından düşen bin parça. Görmeniz lazım. Onur Bey kaç kededir koltukta uyuyor. Merak edip araştırdım ve cevabı buldum. Fotoğraf yerinde yok. Anlaşılan araları fena bozuldu. Bu daha başlangıç. Ay çok merak ediyorum neler olacak. Takipteyim Betül Hanımcığım. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Rica ederim, rica ederim. Kimdi arayan Betül? Aman şey tatlım, yanlış numara Şadi'cim. Yanlış numara, yanlış numara. Vay, yalanda artık en üst seviye. Yanlış numaraya sen bu daha başlangıç mı diyorsun? Aa, o neymiş ya? Daha üstü yok Betül. Daha üstü yok. Yalanda en üst yer burası. Ya sizi böyle mutlu görünce ben sahiden çok mutlu oluyorum. Ben gergindim, bir anda mutlu oldum. Ya babacığım, biz de o kadar mutluyuz ki yani. Hani böyle her geçen gün birbirimizin değerini anladığımızı düşünüyorum. Hele ben, ya Erol'ü o kadar çok seviyorum ki, çok kıymetli bir insan benim kocam yani. Hele dünyada öyle kocalar var ki, isim vermek istemiyorum şimdi ben burada. Mesela bir haftalık evliler, karısı hamile böyle, karnı burnunda. Onu aldatan insanlar var. Ne? Allah Allah, kim acaba? Bak şu anda hiç de bilemedim. O kadar da kapalı anlattı ki. İsim vermedim ama dedikodu olmasın diye. Çok iyi yaptın yavrum. İsim vermemekle gerçekten çok iyi yaptın. Şimdi ne dedi? Bir haftalık evli dedi. Karısı var dedi, böyle dedi. Karnı burnunda hamiş dedi. Acaba kim olabilir? Vallahi bu tarife herkes girer anacık. Sen bile girersin. Tövbe tövbe. Bir dakika kızım. Sen yani gerçekten Onur Lale'ye böyle bir şey mi yaptı? Yok bak lütfen yani gözümle görsem inanmam ben böyle bir şeye. Madem ısrar ediyorsunuz, o zaman ben isim vereceğim. Onur. Evet, Onur'dan bahsediyorum. Yani ben aralarındaki bu Pelinsu'yla yakınlıktan eminim çünkü kendi gözlerimle gördüm. Demek ki küllenen aşk alevlendi diyebilir miyiz şu anda? Diyebiliriz yavrum. Diyebiliriz ve ben buna hiç şaşmadım. Neden? Neden? Çünkü Onur istediğini aldı yavrularım. Lale ile evlendi. Şimdi ne yapıyor? Vur patlasın, çal oynasın. Oo maşallah. Ne diyorsun sen Betül? Ne diyorum Şadi? Lütfen birbirimize karşı dürüst olalım. Yani şu masanın etrafındaki herkes Onur'un Lale ile neden evlendiğini çok iyi biliyor. Niçin? Niçin evlenmiş? Ay yine yanlış konuştum ben. Niçinmiş ya? Benim bilmediğimde sizin bildiğiniz bir sebep mi var yani? Kız senin bilmediğin ne olsun Fettan? Her şeyin içindesin maşallah. Hepimizin bildiği şeyler bunlar. Neymiş? Neymiş o zaman? Şey işte ya, aman hepimizin de bildiği gibi işte o bebek olayı. Ha bebek olayı. Bebek olayı var bunların arasında biliyorsun. Bu kadın hamile, Lale dediğin insan hamile. Dolayısıyla Onur buna tahammül ediyor gibi düşünüyoruz. Annem de onu kastetti. Evet. Onu kastettim, evet. Yok kızım, ben buna inanmam. Sen bunu yanlış anlamış olabilirsin. Göz bu çünkü. Göz bu, yanılabilir yani. Yani sen inşallah Lale'ye gidip böyle bir şey söylememişsindir. Hayır yok canım. Hamiş üzer miyim ben onu yani? O yüzden aramadım. İyi yapmışsın kızım, iyi yapmışsın. Şimdilik söylemedi. Söyletene kadar devam o zaman. Neye devam Betül? Ay hepsini unutuyorum Şadi. Yok bir şey yok. Ne oluyor ya? Ne oluyor yine böyle kaş göz sizinle oynuyor? Ne oluyor? Hayır yani bu aranızda geliştirdiğiniz bir iletişim yöntemi falansa eğer... Ya bana da öğreteceksiniz çünkü bu duruma benim canım sıkılmaya başladı. Yok, bizim ailesel öyle bir durumumuz var. Genetik oldu bizde. Zaten bu bizde genetik. Arada da vuruyor böyle işte. Evet kızım, vuruyor. Yani önce onlara vurdu, sonra bana geldi, bir vurdu, ben aydım yani bir anda. Sen şimdi bunlara çok takılma. Bak, sen lütfen gidip Lale'ye böyle bir şey söyleme. Tamam mı? Yani emin olmadan böyle şeyleri söylememek lazım. Yani Pelinsu'dan da zaten ben genelde şüpheleniyorum. Onun kaşı gözü ayrı oynuyor. Onun planlı programlı hareket ediyor olması lazım. Lütfen söyleme. Söyleme. Sakın. Söylemem. Aile sözü. Ama bu sarıçı yandan da her şey beklenir tabii. Onlar da artık makinede yıkansın mı hayatım? Onlar makineye atarsa eğer onları, tamam. Temizlemeyelim onları. Hadi kalkalım biz artık, gel. Yemeğime de karışılıyor. Lan tabağı nasıl silmiş, Allah'ım yenmemiş gibi. Aç gidiyor bu çocuklar işi. Ya.
Sevgilim günaydın. Uyandırmaya kıyamadım seni, seviyorum. Sevgilim. Ben de seni seviyorum. Çok önemli bir görüşmem olduğu için erkenden çıkmak zorunda kaldım ama bir an önce işlerimi halledip yanına gelmek için sabırsızlanıyorum. Ben de yanımda olman için sabırsızlanıyorum. Canım benim. Bu arada babaannem aradı. Yarın yılbaşı yemeği için annemler de toplanıyorlarmış. Bizi de davet ettiler. Ben de sana sormadan tamam dedim ama gitmek istemezsen iptal edebiliriz. Yok yok, gideriz tabii. Tamam o zaman. Annem zaten son gün annemi arayıp muhakkak davet eder. Yarın toplanalım böyle ailecek güzel bir yemek yiyelim ha. Ama şimdi hep beraber yılbaşı yemeği yiyeceksek hediye almamız lazım herkese. Çok iyi düşündün. O zaman ben işlerimi toparlayayım, geleyim alayım seni. Gideriz alışveriş merkezine. Oradan herkese bir şeyler alırız. Bir yemek yeriz, belki sonra sinemaya gideriz. Ne dersin? Tamam, ben dükkanda işlerimi bitireyim. Annemleri de bir göreyim. Görüşürüz o zaman. Tamam, nasıl istersen. Öptüm canım, kolay gelsin. Öptüm ben de, görüşürüz. Hoş geldiniz. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Hemen kahvenizi hazırlatıyorum. Bana kahveden önce kahvaltılık bir şeyler hazırlatır mısın? Tamam, hemen hallediyorum. Sen hiçbir şey hazırlamıyorsun. Ben hazırlarım. Peki, sor. Günaydın Layla Hanım. Günaydın. Kahvaltınızı hemen hazırlıyorum. Benim Şerife'yi bu evden bir an önce göndermem lazım. İstemiyorum Şerife'cim, çok teşekkürler. Peki. Ay, bunda da surat beş karış. Kesin resmi buldu bunlar. Gel. Onur, müsait misin? Müsaitim, gel. Sana danışmam gereken birkaç bir şey var. Bu minimal yaşamla ilgili zemin mutfak banyo ekipmanlarının örnekleri gelmiş. Birlikte bakalım mı? Bakalım. Gel. Kahvaltı yapmadığını duydum. Kendime sandviç hazırladım. Hazırlarken sana da hazırlayayım dedim. Sağ ol. Ben söyledim, şimdi bana kahvaltılık bir şeyler hazırlıyorlar. Ama hazırladım artık. Tamam. Hop. Bu nedir ya? Nene. Erol, bu ne rezillik? Hayatım, ne bileyim, eski sevgilisiyle çay kahve içinde fingir diyen ben miyim? Erol, sen eski sevgilinle ancak zehir içebilirsin. O da benim elimden. Anlaşıldı kelebek. Ay, bu nedir ya? Sabah sabah. Oo, çaylar, kahveler, muhabbetler. Allah Allah. Kötü düşünmeyeyim diyorum ama bu var ya, bunlar benim iyice sinirimi bozmaya başladı. Allah Allah. Kovalı mı biz bunu? Tazminatını verip kapının önüne dikelim mi biz bu sarı çocuğu? He? Kovmayalım şimdilik. Ama emin olduğumuzu kovarız. Gerçekten insan evladı olgun bir şahsiyetsin karıcığım. Kovmayalım biz bu holding sahibi çocuğu şimdilik. Hadi şu dikizi bırakalım artık. Gel, heyecanımın kurbanı olma. Allah Allah. Gören de böyle masum bir şey sanar seni yani. Biz seni bilmiyor muyuz? Meraklı köfteci. Yok Tosun Paşa. Bence çok güzel şeyler seçtik. Yani benim içime çok sindi. Benim de. Tamam o zaman, ben senin daha fazla vaktini almayayım. Hemen siparişleri geçeyim. Tamam, bende kalsın, ben sana yollatacağım. Biraz bakayım. Peki, tamam. Gel. Onur Bey, müsait misiniz? Müsaitim, gel. Kolay gelsin. Sağ ol. Sandviçin de teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Onur Bey, istemiş olduğunuz kurtuluş yorulmasının dosyası. Tüm ekler de içerisinde. Oluşan zararla ilgili bilirkişi raporu nerede? Burada çalışanın sorumlu tutulduğu tespit edildi ve işine son verildiği yazıyor. Onur Bey, acaba bir şikayet mi söz konusu? Kurtuluş benim bacanağım. Daha önce bizde çalıştığı için merak ettim dosyasını. Ya öyle mi? Ne güzel. O zaman ben bir raporlara bakıp tekrar geleyim. Onu da bekliyorum hemen.
Peki Onur Bey. Peki. Çıkarıyoruz. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.